Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda gafletten nasıl kurtulabiliriz sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Gaflet, insanın yaratılış gayesini unutmasıdır. Ben neyim, ben kimim? Bu dünyada benim vazifem ne? Ben bu dünyaya niçin gönderildim? Bunları unutmak gaflet oluyor. Gafletin bir takım tabii sebepleri var. Bu sebeplerden bir tanesi cehalet. Cehalet karanlıktır ve ilim bir nurdur, bir aydınlıktır. Dolayısıyla önce cehaletten kurtulmak lazım ve haram nedir, helal nedir bunları iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Ardından tefekkür, insanın düşünmesi, malum insanın en belirgin özelliklerinden bir tanesi düşünmesidir ve insan dünü düşünür, yarını düşünür, bugünü düşünür, helali haramı düşünür ve Allah'ı düşünür. Bu düşünmeler insanı iyi bir noktaya getirir. Günümüzde insanı düşünceden alıkoyan çok şeyler var. Oyundur, eğlencedir, yoğun iş meşguliyetidir. Bu gibi şeyler insanı düşünmekten alıkoyabiliyor. Ve günümüzün özellikle büyük şehirlerdeki çarkı adeta insanları böyle düşünmekten alıkoyacak şekilde düzenlenmiş. Hayat o şekilde akıp gidiyor. Diyelim 8.30'da mesaisine başlayan birisi İstanbul gibi bir şehirde belki de mesaiye başlamak için, vaktinde yetişebilmek için 6'da kalkması lazım. 6'da yola çıkıyor, 8.30'a kadar iş yerine varıyor ve zorlu bir yoğun bir trafik. Ardından gün boyu 8 saat yoğun bir çalışma. Ardından tekrar yoğun bir trafik. 2 saat içinde evine dönüş. Evine geldiğinde yemektir, ardından televizyondur. Bu gibi şeyler derken bir de bakmışsınız gün bitiyor. Ve bu insan o yoğun meşguliyetin arasında ben neyim, ben kimim, ben bu dünyaya neden geldim? Bunu düşünmeye herhalde pek vakti olmuyor. Ve insanı düşünmekten alıkoyan şeylerden birisi bir takım şarkılar, bir takım müzik aletleri. Bunlar da düşünce melekesini büyük ölçüde köreltiyor. Halbuki bazı şarkılarda düşündürücü ifadeler de var. Mesela şarkıda diyor ki, bu dünyaya neden geldim bilmiyorum. Bunu söyleyen kimse veya dinleyen kimse o anda bu ne demek onu düşünmüyor. Ve düşünmüş olsa, acaba ben bu dünyaya şarkı söylemeye mi geldim? Ben bu dünyaya şarkı dinlemeye mi geldim? Bunu da kendine soracaktır. Ama bunu sadece bir melodi olarak söylüyor. Mana olarak düşünmüyor. İşte değerli izleyenlerim, bu anlamda bizi gaflete sevk eden çok şeyler var. Yoğun iş temposu, trafik, gürültü, müzik derken belki kötü arkadaş grupları. Kötü arkadaş grupları da insanı asıl vazifesinden alıkoyuyor. Ve o gibi insanlar gel beraber işret edelim, keyif edelim. İşte bu dünya zaten kimseye kalmıyor. Yiyelim, içelim gibi. Bu gibi telkinatta bulunabiliyorlar. Halbuki insan bu dünyaya yemeye, içmeye gelmemiş. Yemek içmek neye benzer? Mesela arabanın benzin ihtiyacı vardır. Ama sırf böyle ihtiyaç var diye sırf böyle motoru çalıştırarak benzin tüketilmez. O benzin sizi bir tarafa doğru götürür. Arabanın belli bir hedefi olur. Gideceğiniz yere kolaylıkla sizi ulaştırır. Yoksa maksat sadece benzin tüketmekse arabayı boşa alırsınız, çalıştırırsınız, o benzini tüketir. İşte bir kısım insanların sadece yeme, içme, zevk peşinde koşma bu gibi gayeleri arabanın durduğu yerde benzin tüketmesine benzer. Yaratılışın gayesi bu olamaz. Ve bir takım zevkler de olamaz. Eğer insan sadece dünyaya zevk çekme, zevk görmek için, safa sürmek için gelmişse hayvanlar bu noktada bizden daha şanslı denilebilir. Çünkü onlar elemsiz keyif ediyor ve onların böyle keyiflerini bozacak herhangi bir şey yok. Ne dünü düşünüyorlar, ne yarını, ne dünyayı, ne ahireti. Yiyip içip keyiflerine bakıyorlar. Haram helal diye bir dertleri de yok. Çalışma diye genelde bir dertleri de yok. Böyle olunca
insana nispetle çok daha güzel bir şekilde keyif edebiliyorlar. Dolayısıyla yeme, içme, zevk peşinde koşma, bunlar hayatın yaratılış gayesi olamaz. İnsan bunlar için dünyaya gönderilmiş olamaz. Ama görüyoruz ki pek çok insan yaratılış gayesini bunlar zannediyor. Ve sadece yiyor, sadece içiyor, sadece keyif peşinde koşuyor. Kur'an-ı Kerim bu gibi insanları anlatırken şöyle ifade etmekte: يَكُلُونَ كَمَا تَكُلُ الْاَنْعَامُ. Onlar hayvanların yediği gibi yerler içerler. Demek ki bu insanlık mertebesinden aşağıya düşme oluyor. Halbuki insanın önünde çok ciddi meseleler var. İnsan neciyim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, bunları sormalı. Bu dünyada yaratılış gayem ne? Benden istenenler ne? İnsan bunları düşünmeli. Güneş ısı ışık veriyor. Dünya bizi sırtına almış gezdiriyor. Ağaçlar meyve veriyor. Sular hedefine doğru şarıl şarıl gürül gürül akıyor. Bütün bu varlıklar vazifelerini yaparken acaba benim vazifem ne? Acaba Allah beni neden yarattı? İnsanın bunları düşünmesi lazım. Ve kalın gaflet perdelerini şöyle aralaması gerekiyor. Bu noktada tefekkür son derece önemli. Çünkü tefekkür gafleti izale ediyor, ortadan kaldırıyor. Ve etrafımızdaki o gaflet perdelerini araladıkça gerçeği çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bize verilen düşünme kabiliyetini iyi bir şekilde kullanmak lazım. Öyle ki işimize giderken de düşünebiliriz, işimizi yaparken de düşünebiliriz ve özellikle başımızı yastığa koyduğumuzda günün genel bir muhasebesini yapabiliriz. Ben bugün ne yaptım? İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh her gün bugün Allah için ne yaptın diye kendisini sorguluyormuş. Herkes bu noktada kendini sorgulayabilir. Acaba bugünkü 24 saatlik zaman diliminde benim yaptığım şeyler ne derece Allah'ın razı olacağı şeyler? İnsan tek tek bir liste gibi bunları düşünür veya hatırından böyle kare kare bunların manzaralarını geçirir ve bunun neticesinde şu iyi bu kötü ayrım cihetine gider. Kötü olanlara istiğfar eder, iyi olanları daha fazla yapmaya çalışır. Bir başka durum bizi gafletten kurtaracak, rabıtayı mevt, ölümü düşünmek. Ölümü düşündüğümüzde dünyada daimi olmadığımızı, gelip geçici olduğumuzu fark ederiz. Ve ölümü bize hatırlatan çok şeyler vardır. İşte minarede bir sala veriliyorsa bu birisinin öldüğünü ifade eder. Diyelim sonbahar mevsimi, yapraklar sararmıştır. Rüzgar eser, rüzgar estikçe dallardan o sararmış yapraklar düşerler. Onları görmek bize ölümü hatırlatır. Kabristanın oradan geçerken, orası da adeta ayrı bir ülke, sonunda bizim de oraya gideceğimiz hatırımıza gelir. Bunun gibi daha böyle saçımızın beyazlaması, güçten kudretten düşmemiz, zaman zaman hastalık, bunlar da yine gafleti ortadan kaldıran bir takım sebeplerdir. İnsanlar bütün dünyaya kapılmasınlar, dünyanın cazibesine kendilerini kaptırmasınlar diye Allah-u Teala dünyada zeval, firak, ayrılık, bu gibi şeyleri yaratmış, çileyi yaratmış, hastalıkları yaratmış, ölümü yaratmış. Bunlarla insanın dünyaya bağlanması bir derece önleniyor. Ama bütün bunlara rağmen yine de insan tümüyle dünyaya dalmak isterse dalabiliyor. Ve bu gibiler hakkında Cenab-ı Hak bırak onları daldıkları havuzda oyalanıp dursunlar diyor. Bir kısım insanlar da var ki artık kendilerine nasihat tesir etmez hale gelebiliyor. Cenab-ı Hak hepimizi gafletin her türlüsünden muhafaza eylesin. Böyle bir dua ile programımızı noktalıyor ve bir başka programda görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.